Kızıl e işgal girişimine bir bakalım değerli izleyiciler. Türkiye Kızıl Denizi, Kızıl Denizin kıyısında yer alan Sevakin Adası 2017 yılın 2017 yılında yapılan anlaşmayla Türkiye'ye kiralandı. Sizdeki konuma sahip olan ada Afrika'nın kapısı olarak nitelendiriliyor ve resmi olarak Sudan toprakları içerisinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi Sevakin Adası değerli izleyiciler Kızıl Denizin dibinde. Husiler Gazze'ye destek vermek istediklerini belirterek Kızıl Denizden İto'ya giden gemileri vurmaya başladı değerli izleyiciler. Bu durum Amerika'nın Kızıldeniz'e inmek için bahane bulduğu yorumuna sebep oldu. Husileri İran destekliyor ve Amerika askeri Orta Doğu'ya girdiğinden beri İran'ın nüfuz alanı gelişliyor değerli izleyiciler. Onu da yine söyleyelim. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin bu yeni işgal girişimine Refah Muhafızı Operasyonu'nun adını verdiklerini açıklayarak Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücünün çatısı altında, Denizdeki güvenliğe odaklanan önemli birçok uluslu güvenlik girişimidir dedi. Hangi ülkeler var? Kızıl Denizimi işgal girişimi için hazırlanan ortak donanma gücünde İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya'da yer alıyor. Amerika ve İngiltere'nin Doğu Akdeniz'de de savaş gemileri bulunuyor değerli izleyiciler. Husilerin e, İTO'ya giden gemileri vurmasının ardından İngiliz enerji şirketi BP British Petroleum Kızıldeniz'deki tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Tayvan merkezli taşımacılık firması Evergreen de İto ile ihracat ve ithalatı durdurduğunu bildirdi değerli izleyiciler. Bunu da ekleyelim.